Bakın bakın bakın. Oraya bakın. da Sonrasında Ben 21 yıllık filososuydum. Eee Muhtarımız vesilesiyle ve Alpaslan Bey'in sayesinde haber yapıldı. Haberciler gelip gittikten sonra ki süreç Ağustos'un son bir hafta kala bitmesine Ankara'ya gittik. Bir buçuk ay İbn Sinada masajla, bandajla bacağı düşürdüler. Sonrasında Ankara tıp cebecide ameliyatım oldu. Dokuz saat süren bir ameliyat ameliyatın süreci iyi geçti ama ağrılar hızlı haliyle var. Ocak ayında tekrar gideceğiz kontrolü. Eğer doktorum uygun bulursa ikinci ameliyatımı gireceğim. İkinci ameliyat sürecinden sonra hayalim olan ayakkabı, çorap giyme, çocuklarımla oynama, dışarıya çıkma, gezmeye gitme. Bunların hepsini Allah nasip ederse 2022 Kasım ayında gerçekleşecek. Buradan Öncelikle muhtarımıza, sonra Alpaslan Bey'e ve bana maddi olarak destekte bulunan herkese isimlerini sayıp sayamayacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Yani benim sesime ses oldu. 21 yıl ben dua ettim ama Allah sonunda duamı olması gereken kişilere ulaştırdı. O duam kabul oldu inşallah. Yani zorlu bir süreç. Bu süreci 2022'nin Kasım ayında tamamen bitireceğim ve o zaman hayallerime kavuşacağım. Eşim 21 yıllık fil hastasıydı. Bundan iki ay öncesine kadar bir haberimiz yapıldı. sağ olsun muhtarımızın sayesinde. Bu, haberimiz yapıldı daha sonrası Alpaslan Bingöl'ü e, bir kampanya başlatmıştıla e, hayırseverlerin desteğiyle Ankara'ya e, gittik tedavimizi bir buçuk aylık bir e, bandajlama diranalı e, tedavisinin bacağının incelmesine vesile olduk daha sonrası e, Cebeci Tıp Fakültesi'nde savaş seralı hocamız birçok ismini sayamayacağım e, doktorlarımız 9 e, saatlik süren bir başarılı bir operasyonla ortalaması diyebilirim ki e, yani 8 kilo yakın bacak parça alındı ve ikinci bir ameliyatımız 3 ay sonrası tekrar bir kontrolümüz var eğer uyumlu olursa 3 ay içerisinde olacak eğer uyumlu olmazsa 6 ay içerisinde tekrar ikinci bir ameliyatımız var ve e, bu süreç bir yıl içerisinde eşim hayali olan ayakkabıdır, çoraptır kızlarımla el ele tuşup Dışarıda gerek kartopu oynamayı gerek e, hayalleri ne ger gerekiyorsa hepsini de gerçekleştirecek Allah'ın izniyle. Ve bize bu konuda destek olan maddi ve manevi dualarını eksik etmeyen herkesten Allah razı olsun bir değil bin kere onların onların hakkını ödeyemeyiz.